Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Aşiye Kılıç. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı kitabımızda yer alan vatandaşlık temasının Sokak adlı metnini işleyeceğiz çocuklar. Evet, ilerleyelim bakalım. Evet gençler, bu bir dinleme metni. O yüzden linkini sizlerle paylaşacağız. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve her zaman yaptığımız gibi İlk olarak hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz çocuklar. Burada 3 tane sorumuz var. Lütfen bu sorulara güzelce hazırlanıp sınıfımıza gelelim. Evet, birinci soru. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. Getirdiğiniz haberlerde hangi toplumsal kuralların ihlali anlatılmıştır? Evet, bununla ilgili bir önceki derste size bir görevlendirme yaptırmıştık çocuklar. Toplumsal kuralların ihlalini anlatan gazete haberlerini sınıfa getirmenizi istemiştik. Evet, bununla ilgili bir soru bu. İkinci soru, otobüste, dolmuşta ve benzeri toplu taşıma araçlarında büyüklerinize yer veriyor musunuz? Neden? Ve son sorumuz çocuklar, ihtiyacı olan birine yardım ettiniz mi? Yaptığınız bu davranıştan sonra kendinizi nasıl hissettiniz? Evet çocuklar, devam edelim bakalım. Metni dinlerken önemli gördüğünüz yerleri de mutlaka not ediniz çocuklar. Evet, birinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Sokak adlı metinde geçen nasihatlerde ilgili olan görselleri işaretleyiniz. Evet, şimdi metni dinledik çocuklar. Bu metinde hangi görseller anlatılmış onu bir görelim. Birinci görsel, birinci resimde karşıdan karşıya geçen bir yaşlıya bir çocuğun yardımı var. Bu metnimizde anlatılmıştı. Evet, ikinci görselle ilgili bir ipucu yoktu çocuklar. Onu işaretlemiyoruz o yüzden. Üçüncü görselde kendimizden küçüklere yardım etmemiz öğütlenmişti. Yere düşen kendisinden küçük bir çocuğun gören büyük çocuk ona yardım etmiştir. Dördüncü görselle ilgili bir şey yoktu. Ve son görsel engellilere yardım etmemiz de istenmişti. Bu metinde arkadaşlar öğütlenmişti. Dolayısıyla buna da işaretimizi koyuyoruz. Evet. İlerleyelim bakalım. İkinci etkinlik. Metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacayı tamamlayınız. Bakalım çocuklar. Evet. Birinci soruyla başlıyoruz. Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, ödev olacaktı çocuklar. Evet, birinci sorumuzun cevabı ödev. Burada da var, yazdık. Evet, ikinci sorumuza görelim. İkinci sorumuzu. Görgü, terbiye diyoruz çocuklar. Evet, onu nerede göreceğiz? Evet, ikinci sorunun cevabı da bulmacada burada yer alıyor çocuklar. Üçüncü sorumuza geçelim. Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç bastondur. Evet, bulmacada onu da görelim arkadaşlar. Evet, bastonu da buraya yerleştirdik çocuklar. Devam edelim. Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan yetişkin olacak cevabı. Evet, bakalım. Dördüncü sorunun cevabını da evet buraya yerleştirdik çocuklar. Buraya yazdık yetişkin. Beşinci soru. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, saygı diyoruz. Cevabımız saygı olacaktı çocuklar. Evet, beşinci soruyu da buraya yazdık cevabımızı. Altıncı soru. Görgüsü kıt, nezaketsiz, kaba diyoruz. Evet, onu da arkadaşlar, evet, buraya yerleştirdik. Kaba kelimesini de buraya yazdık bulmacamızda. Ve son sorumuz, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, bellek olacaktı cevabımız. Evet, onu da arkadaşlar, buraya bu şekilde yazmış olduk. Evet. Birinci etkinliğimizi tamamladık bu şekilde çocuklar. Pardon, ikinci etkinliğimizi de tamamlamış olduk. Evet, üçüncü etkinliğimize geçiyoruz çocuklar.
Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Çocukların babası pencereden onu izlerken ne görmüştür? Çocuğa bu konudaki nasihati ne olmuştur? Yolda giderken bir kadına çarptığını görmüş. Sokakta yürürken dikkat etmesini, orada da ödevler olduğunu, evde davranış ve adımlarını ölçtüğü gibi sokakta da bunlara dikkat etmesi gerektiğini nasihat etmiştir çocuğuna. Evet, ikinci sorumuz. Çocuğun babası sokaklar için orası herkesin evidir diyerek neyi kastetmek istemiştir? Sokakların insanların ortak yaşam alanı olduğunu kastetmiştir. Evet, üçüncü sorumuz. Çocuğun babasına göre bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya nasıl varılır? Siz bu fikre katılıyor musunuz? Bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya sokaktaki davranışları gözlemlenerek varılır. Ben bu fikre katılıyorum çünkü sokakta her düşünceden insan bulunur. Bu insanların çoğunun sokakta sergilediği davranışlar o toplumun nasıl bir terbiyeye sahip olduğu konusunda da bizlere bilgi verir. Evet çocuklar, son sorumuz. Babanın oğluna verdiği nasihatler sizce tutarlı mıdır? Neden? Tutarlıdır. Baba oğluna sokakta başına gelebilecek her olay karşısında nasıl davranması gerektiğini aynı düşünce doğrultusunda aktarmaktadır diyoruz. Evet. Dördüncü etkinlik. Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Evet, konusu çocuklar sokakta olması gereken doğru davranış şekilleridir. Peki ana fikir nedir? Ana fikir ise sokakta sergilediğimiz davranışlar aynı zamanda bizim ait olduğumuz toplumun terbiyesini de yansıtır. Evet. Buna da bu şekilde cevap vermiş olduk. İlerleyelim. Beşinci soruya geldik. Sevgili öğrenciler, sizce metnin başlığı ve içeriği arasında nasıl bir uyum vardır? Bu metni siz yazmış olsaydınız, metni hangi başlıkları koyardınız? Tabii çocuklar burada öznel bir soru. Sizler istediğiniz metinle uyumlu istediğiniz başlıkları yazabilirsiniz. Metinde bir insanın dışarıdayken toplum içinde nasıl davranması gerektiği konu edinilmiştir. Toplum içinde olma sokak temsilinde yapılmıştır. Bu nedenle başlık sokak olarak seçilmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet. Sizler de dediğim gibi farklı başlıklar bulabilirsiniz. Altıncı etkinlik. A. Metinde babanın çocuğa verdiği nasihatleri aşağıya yazınız. Evet. Birinci nasihat. Sokakta yürürken dikkat et. İki. Bir ihtiyara, kollarında çocuk bulunan bir kadına, koltuk değnekli bir sakata, bir yükün altında eğilmiş bir adama, yaşlı bir aileye rastladığın zaman onlara saygıyla yol ver. 3. Kendisini araba çarpma tehlikesinin bulunduğu kimse eğer yetişkinse haber ver, çocuk ise çekip kurtar. 4. Ağlayan tek bir çocuk gördüğün zaman niçin ağladığını sor. 5. Yaşlı bir adamın düşürdüğü bastonu hemen yerden al. Evet. 6. İki çocuk kavga ediyorsa ayır. Kavgacılar küçük değilse kalpleri yaralayan ve katılaştıran kaba davranışları görmemek için oradan uzaklaş. Evet, bu nasihatlere katılıyor musunuz? Neden? Katılıyorum çünkü bu nasihatler sokakta sergilememiz gereken doğru davranışlardır diyoruz çocuklar. Yedinci etkinlik. İnsanlar farklı özelliklere sahiptir. Bizi birbirimizden ayıran fiziksel, boyumuz, kilomuz ve benzeri ve kişisel duygu, düşünce gibi özelliklerimiz vardır. Kimimizin ten rengi, kültürü, dili ve dini farklıdır. Bu özellikler birimizi diğerinden önemli yapmaz. Farklılıklara saygı göstermeliyiz. Evet, Bilge bu sözlerle insanlara eşit davranılması ve adil olunmasını istiyor. Bilge'nin düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden? Evet, katılıyorum. Çünkü hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Hepimiz can taşıyoruz. Hepimizin eşit bir şekilde yaşama hakkımız vardır. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Eğer insanları farklılıklarından dolayı adaletsiz bir şekilde yargılarsak
dünyanın dengesi bozulur. Bozulan denge bütün insanların zarar görmesine neden olur. Adaletsizlikten herkes zarar görür. Evet, güzel bir metindi. Cevabımız da bu şekilde çocuklar. Sekizinci etkinlik. Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu? Konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız. Grupların bakış açılarından yola çıkarak konu hakkında genel bir yargıya ulaşınız. Tabii çocuklar sizler evlerinizde bu sorulara bireysel olarak hazırlanıyorsunuz. Evet, ben bu konuyla ilgili şöyle bir cevap hazırladım. Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı toplum içinde huzurlu bir şekilde yaşamak imkansız hale gelirdi. Herkes istediğini yapar. Hak ve özgürlükler ihlal edilir. Toplumdaki insanlar birbirine düşman olurdu. Sonuç olarak o toplum yok olurdu. Evet, sizler de buradan yola çıkarak böyle bir cevap, buna benzer bir cevap hazırlayabilirsiniz çocuklar. Kendi düşüncelerinizi ifade ederek. Evet, dokuzuncu etkinlik. Dinlediğiniz sokak metninden hareketle yeni bir metin oluşturunuz. Çevremizi korumalıyız. Bugün yediğin cips paketini çöp kutusu yerine yere attığını gördüm. Bir düşünsene, herkes çöpünü yere atarsa bu sokaklar ne hale gelir? Evdeyken çöplerini yere atmadığın halde niçin sokakta buna uymuyorsun? Okulda çevremizi korumanın önemini öğreniyorsun. Çevremizi korumazsak dünyanın ne hale geleceğini biliyorsun. Çevre kirlenirse hastalıkların yayılacağını, havanın kirlenip oksijenin azalacağını, bunun sonucunda canlıların yok olacağını da biliyorsun. Eğer yaşamak istiyorsan yerlere çöp atma. Çöpünü çöp kutusuna at. Geri dönüşüme uygun çöplerini uygun yerlerde sakla. Yerde gördüğün bir çöpü de çöp kutusuna atmak senin ödevin. Ben atmadım deme. Çevremiz hepimizin çevresi. Kirlilik sadece çevresini korumayanların değil, hepimiz etkiler. Sen çevreni koru ki o da sana ve senden sonra gelenlere yaşam alanı sunabilsin. Evet, sizler de çocuklar bu metinden hareketle bir metin hazırlayıp geliniz. Evet, bir sonraki derse hazırlık sorularını da size okuyalım. Hacivat ve Karagöz oyunları hakkında araştırma yapınız. Günümüzde insanlar hoşça vakit geçirmek için neler yapıyor? Gözlemleyiniz. Lütfen çocuklar, bu iki soruya da güzelce hazırlanıp sınıfımıza gelelim. Evet, ilerliyoruz çocuklar. Tema sonu değerlendirme sorularını da sizlerle birlikte cevaplandıracağız. Burada bir serbest okuma metni var. Lütfen bu metni de okuyup öyle gelelim. Tamam sevgili çocuklar. Tema sonu değerlendirme soruları. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılayacak kadar yetenekli, yetenekli olduğu kadar da kapasiteli bir insan henüz dünyaya gelmedi. Gelmedi çünkü biz insanlar toplum halinde yaşayabilen, iş bölümü ile yaşamını sürdürebilen varlıklarız. Evet, A kimler doğru söylüyor? Mustafa ve arkadaşları yukarıdaki paragraftan çıkardıkları sonuçları söylemektedir. Onların söylediklerini okuduktan sonra aşağıdaki boşluğa doldurunuz. Mustafa, insanlar birbirine muhtaçtır. Ezgi, insan zamanla her işini kendi yapabilecek duruma gelir. Orhun, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte insanlar vardır. İrem, insanlar topluluk halinde yaşarlar. Evet, sevgili çocuklar, yukarıdaki çocuklardan Mustafa ve İrem paragraftan doğru sonuçlar çıkarmıştır. Ezgi ve Orhun ise paragraftan çıkardığı sonuçlar doğru değildir. Ezgi ve Orhun'un paragraftan çıkardığı sonuçlar doğru değildir. Evet, devam edelim. B. Aşağıdaki yönergeleri okuyun, uygulayınız. Birinci soru. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde verilen bilgiler doğru ise cümlenin başına doğru, yanlışsa Y yazınız. Festival öylesine kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmezdi cümlesinde abartma sanatına başvurulmuştur. Evet çocuklar doğrudur. Burada abartma sanatı vardır. İğne atsan yere düşmeyecek denmiştir. Yani kalabalığın
çok müthiş olduğunu, yalnız iğne atsak yere düşmeyecek kadar da değildir, değil mi gençler? O kadar da değildir, yani abartılmıştır. Mezuniyet gecesi için kırmızı uzun bir elbise giymiştir cümlesindeki kırmızı kelimesinin eş anlamlısı karadır. Kırmızı kelimesinin eş anlamlısı kara değil, aldır, değil mi çocuklar? Kara kelimesinin zıttı da, eş anlamlısı da pardon, siyahtır. Evet, devam edelim. Eğik çizgi tarihlerde gün, ay ve yıl ayırmak için kullanılır. Doğru, kullanırız. Bu yıl baharı memleketinde yaşamak için geldim cümlesinde karşılaştırma anlamı vardır. Yanlış çocuklar, böyle bir anlam yoktur. Bu yıl baharı memleketinde yaşamak için geldim cümlesinde karşılaştırma anlamı yoktur. Yine erkenden uyumuşsun cümlesindeki uyumuşsun kelimesinin zıt anlamı uyumamışsındır. Uyumuşsun kelimesinin, uyumak kelimesinin zıt anlamlısı uyanmaktır çocuklar. O yüzden yanlıştır cevabımız. Evet. İkinci soru. Duygusal anlatımın söz konusu olduğu cümlelerin başına güler yüz, duygusal anlatımın olmadığı cümlelerin başına da üzgün bir yüz ifadesi koyunuz. Evet. Aziz Sancar'ın Nobel ödülünü almasıyla tüm ülke sevinç gözyaşlarına boğuldu. Evet, burada bir duygusal anlam vardır. Buna koyarız çocuklar. Elindeki kitabı 3 günde bitirdi. Burada herhangi bir duygusal ifade yoktur. Okul gezilerine katılmaya çalışıyordu. Burada da yoktur. Emeğinin karşılığını bir gün mutlaka alacaktı. Burada da yoktur çocuklar. Göçmen ailelerin hali gerçekten içler acısı. Burada da bir acıma var, üzülme var. O yüzden buraya da yine gülen yüz koyuyoruz. Duygusal bir ifadedir diyoruz arkadaşlar. Evet, ilerleyelim bakalım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A. Anlattıklarım kulağına küp olsun. Kulağına küp olmak deyimdir. B. Doktor dinlenmesi için ona 3 gün rapor verdi. Burada herhangi bir deyim yoktur çocuklar. O yüzden cevabımız Bolu. Diğer şıkları da okuyalım ama. Arka sırada konuşanlara kulak kabartıyordu. Kulak kabartmak deyimdir. D. Bilgisayarın bozulması canıma tak etti. Canıma tak etmek de bir deyimdir çocuklar. Cevap Bolu. Evet. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bakmak kelimesi seyretmek anlamında kullanılmıştır? Pencereden sokakta oynayan çocuklara bakıyoruz. Yani seyrediyoruz, sokakta oynayan çocukları seyrediyoruz anlamında kullanılmıştır. Cevap Adana. Diğer şıklarımızı da görelim. Öğretmen yazılılara henüz bakmamış, yani yazılıları henüz okumamış anlamında kullanılmıştır çocuklar burada. C. Babaannesine yıllardır sadece torunu bakıyordu. Yani sadece torunu onunla ilgileniyordu. Onun bakımına yardımcı oluyordu anlamında. Bu da değil çocuklar. Denizli, bu hastanede 3 gündür hastalara bakılmıyor. Yani hastalar tedavi edilmiyor anlamında kullanılmıştır. O yüzden cevap Adana. Evet. Üçüncü soru. Yukarıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? 1. Oyun çocukların en önemli eğitim aracıdır. 2. Oyunlar sayesinde kendimizi geliştirebiliriz. 3. Oyun çocukları hayatın gerçekliğinden uzaklaştırır. 4. Oyun kimi zaman öğretmenimiz olur. Evet çocuklar, birinci, ikinci ve dördüncü cümlelerde oyunla ilgili aynı anlam doğrultusunda cümleler kurulmuştur. 3 numaralı cümle ise oyun çocukları hayatın gerçekliğinden uzaklaştırır gibi bir ifade bu anlamların dışında kalmıştır. Cevap Ceyhan olacak. Evet, dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizgi yanlış kullanılmıştır? Evet, Adana, lık, lik, luk, lük isimden isim yapan yapım ekidir. Gençler, burada eklerin farklı biçimleri gösterilmiştir. Doğru kullanılmıştır. Bolu, B'ye geçelim. Babaannemler yeni mahalle Ankara'da oturuyor. İl ve ilçe arasına yine eğik çizgi konulmuştur. Burada da doğrudur. Ceyhan, uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Evet, dizeleri Aşık Veysel'e aittir diyoruz çocuklar. Gençler, burada da yine ne yapılmıştır? Yan yana yazılan mısraları ayırmak için kullanılmıştır. Evet, şiirin mısraları çocuklar burada nasıl yazılmıştır? Yan yana yazıldığı zaman aralarına eğik çizgi koyuyoruz. Evet, Denizli,
Ankara-İstanbul arası hızlı tren sayesinde artık 3 saatmiş. Burada ilk çizgi değil, kısa çizgi olması gerekirdi çocuklar Ankara-İstanbul arasını ifade etmesi için. Cevap Denizli olacak. Yanlıştır. Evet, beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç anlamı söz konusudur? Aldığım ödül en çok annemi sevindirdi. B. Bahar yağmurları aylardır sürdüğü için hayat olumsuz etkilendi. Neden hayat olumsuz etkilendi? Bahar yağmurları aylardır sürdüğü için cevap bol olacak çocuklar. Ceyhan derdine çare bulmak için doktor gezdi. Doktor doktor gezdi. Burada da amaç sonuç cümlesi kullanılmıştır çocuklar. Çünkü derdine çare bulmak amacıyla ifadesi geçerli olacaktır burada. Denizli okumak insanı olgunlaştırır elbette. Evet arkadaşlar burada da yok. Cevap bol olacak. Ve son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere tırnak işareti getirilmelidir? Evet, A. Kendi gök kubbemiz şairin en sevdiğim kitabıdır. Burada gençler belirtilmek istenen eser adı özellikle vurgulanmak istediği için tırnak içine alınmıştır. Cevap Adana çıktı. İlk okuduğumuz şıkta cevabı bulduk. B'ye geçelim. Küçük Prens'i önce büyükler okumalı derken burada kesme işaretiyle ayırırız arkadaşlar. Ceyhan güzel, zeki, çalışkan bir öğrenciydi. Burada arkadaşlar eş görevli sözcükleri virgüllerle ayırmıştır. Evet ve Denizli saat 8.30'da uyanmalısın. Burada da arkadaşlar yine kesme işareti kullanmalıyız. O yüzden cevap Adana olacak. Evet gençler, metnimizi ve tema sonu değerlendirme sorularımızı da tamamlamış olduk. Sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.